Şenci romanı yıllar önce, yani uzun yıllar önce yazdığım bir romandı. Türkiye'de çok beğenilen, çok satılan bir romandı. İlk baskısı Doz Yayınları'nda yapıldı. Daha sonra İletişim Yayınları'nda bu roman yayınlandı. Zamanla Türkiye'deki demokratik ortamda hak ve özgürlükler kısıtlanınca roman alanında da böyle sosyal olaylara, toplumun acılarına duyarlı romanlar yavaş yavaş azalmaya, yayın evleri de yavaş yavaş bu tür kitapları yayınlamaktan uzaklaşmaya başladı. O vesileyle uzun yıllardır herhangi bir yayın evi tarafından yayınlanmayan bir roman olduğu Nişancı romanım. Yeni baskısı işte yakında, şu anda çıkıyor. Aram Yayınları'nda çıkacak. Bunun işte güzel bir romandı. Bir eleştirmenler ve okuyucular tarafından çok beğenildi. Sadece 1925 Şehis Ait İsyanı'nı, Kürtlerin yaşadığı, o yıllarda yaşadığı acı, trajedileri anlatan bir roman değil. Aynı zamanda birbirini seven iki genç insanın, bir Alevi gençle bir Sünni kızının trajik bir aşk romanı ve aynı zamanda da sadece insani duygularının güçlü yoğunlaştığı bir romandır. Şimdi romanın başında da anlatmıştım. Şimdiki yıllarda örneğin bir insan, iki insan onlarca yıl evli kalıp da aynı yatağı paylaşmamaları mümkün gibi olmayan bir şey gibi görünür. Ama bu iki insan uzun yıllar evli kalıyor ve aynı yatağı paylaşmadan ölümüne birbirine sadık kalıyorlar. Böyle trajik bir aşk romanıdır. Bunu romanla ilgili anlatmayayım. Güzel bir romandır. Umarım yeni baskısı okuyucular tarafından aynı sıcaklıkla karşılanır. Çünkü çok fazla sayıda 16 romana yayınlanmış bir yazarım. Ama en çok istenen, hala en çok istenen, o hemen hemen her ay birçok okuyucunun işte Nişancı romanı nereden bulabilirim, nasıl bulabilirim, yeni baskısı olacak mı diye beni sürekli talepte bulunan bir roman oldu. Bu roman Aram Yayınları'na çıktı. Alın, okuyun ve okutun. Çünkü bu romanın okumaya gelecek kuşaklarının, bugünkü insanların çok çok ihtiyacı var. Çünkü aynı trajediler devam ediyor. Toplumda, ülkemizde önemli hiçbir değişiklik olmuyor. Hala yeni insanlarımız, yeni kuşaklar aynı sorunların, aynı acılarını yaşıyorlar. Ve öyle görünüyor ki yaşayacaklar. Umarım insanlar ders alır, geçmiş deneyimlerinden ders alır. Bugün kuşakların, gelecek kuşakların bu acıları bir daha yaşamaması için bir nebze de olsa yardım ederler. Herkes bir nebze yardım edersek çok daha mutlu oluruz. Çok daha güzel hayatımız olur. Gelecek kuşaklar çok daha acıları anlatmazlar, acıları yaşamazlar. Mutlu yaşarlar ve mutlu ölürler. Bu romanı okuyan insanlar bir ön söz, romana başlamadan önce bir ön sözle karşılaşacaklar. Bu ön sözde anlattıklarım %90'ı doğrudur. Yani ben roman kahramanı Emin olarak tanıdığım, asıl adı Cem olan, Vartolu bir Alevi olan Emin'le Elazığ, o zaman buğday meydanının altında sebze hali vardı. O sebze halinde tanıştım ve bir dostluğumuz oldu. O yıllar ben Hakkari Lisesi'nde okuyordum. Hakkari Lisesi'nde okurken de Hakkari Halkın Sesi gazetesi, Yerel Halkın Sesi gazetesi ve oraya röportajlar yazıyordum, yazılar yazıyordum. Emin'le tanıştıktan sonra onun 1925 Şehis Ait İsyanı'na katılan, Şehis Ait'in saflarında savaşan, daha sonra da ceza alıp sürgüne gönderilen, uzun yıllar cezaevinde yaşadıktan sonra 1947 afiyle çıkıp Suriye'ye kaçan ve Suriye'de yaşayan, sonra da isyana ihanet eden Binbaşı Kasım'ı cezalandırmak için ihbar eden, Şehis Ait İsyanı'nı ve onları ihbar eden Binbaşı Kasım'ı cezalandırmak için Suriye'ye dönen, Suriye'den Türkiye'ye dönen Nebi ile karşılaştım, Emin'le karşılaştım. Ama o yıllar ben bu şeyi hakkında, yani bu Şehis Ait ile ilgili doğrusu pek sağlıklı düşünen, pek iyi şeyler besleyen bir insan değildim. Çünkü bizim aldığımız eğitim sisteminde bize bunlar işte adam kesen, adam yiyen, adam öldüren, böyle cani ruhlu, hiçbir insani duyguları olmayan, işte genç Kemalist Cumhuriyet'e karşı, demokrasiye karşı şerii darbe yapmaya kalkan bir böyle
gayri insani duygulara sahip bir insanmış gibi bize lanse edildiği için iyi duygulara sahip değildim. Sonra uzun yıllar geçti. O yaptığım söyleşiyi gazetede yayınlayamadık çünkü o yıllar Hakkari gazete elle basılıyordu. Yani dizgileri elle yapılıyordu. Şimdiki gibi değildi. O da çok uzundu. O kadar yani birinin oturup günlerce onu dizmesi lazımdı. Çok uzun olduğu için öyle kaldı bende. Sonra aradan uzun yıllar geçti. Darbeler oldu. Şunlar bunlar oldu. Darbelerden sonra onları o darbe yıllarında ben o yazdığım öykülerin işte masalları şunları bunları saklamıştım. Bir gün onları tekrar çıkardığında bu söyleşiyle karşılaştım. Ve bu söyleşinin artık daha farklı bir gözle. Çünkü bu söyleşiyle karşılaştığım zaman daha hayata daha olgun bakıyordum, daha farklı bir gözle bakıyordum. Şey olduğunu, trajik bir aşk romanı olduğunu, aynı zamanda ülkemizin bir tarihi kesiti hakkında çok somut, objektif bilgilerin olduğunu, bugünün ve gelecek kuşaktaki insanların bunları öğrenmesi gerektiğini, işte ihtiyacını hissettim ve bu röportajdan yola çıkarak Şeyh Said İsyanı ve Cem'le işte Zel'in yaşadığı topraklarda kısa kendi imkanlarım ölçüsünde bir ön araştırma yaptım, bilgi topladım, yazılı ve sözlü. Daha sonra oturdum, şey yazdım, işte nişancı romanımı yazdım. İyi ki de yazmışım çünkü görüyorum ki bu tür şeylerin yazılmasına çok büyük ihtiyacımız var. Ülkemizin çok büyük ihtiyacı var. Çok çünkü ülkemiz aynı sorunu çözmediği için boğuluyor yani. Ekonomik kayıplar oluyor, insani kayıplar oluyor. Enerjilerini kendi içine harcıyor. Bir an önce bu sorunun çözülmesini, bir an önce ülkemizin insani kayıplarının, ekonomik kayıplarının sona ermesini, bir iç barışın sağlanmasını çok acil ihtiyacımız var. Umarım bundan sonra yazarlar bu tür toplumsal olaylara çok daha duyarlı yaklaşırlar, bu tür konuları anlatırlar ve daha çok çok daha fazla insan gizlenmiş bu tarihi gerçekler hakkında somut bilgilere, gerçeğe yakın bilgilere sahip olur. Çünkü bizim tarihimiz gerçekten yanlış anlatılıyor. Tarihsel olaylar yanlış anlatılıyor. İşte ben Şeyh Said İsyan'da olduğu gibi hani zalimleri mazlumları zalim görmek gibi bir bilinç yerleştiriliyor toplumun bilinçaltına. Oysa tarihsel olaylar bazen hiç düşündüğümüz gibi değilmiş. Yayın evleri artık sadece bir insanın bir insanı öldürmesini anlatıyorsun. Tabii ki böyle de anlatılsın. Böyle yazarlar da, böyle olaylar da. Ama örneğin bir kurumun, bir devletin veya bir partinin veya bir örgütün herhangi yani bireyi dışında onların yarattığı felaketler, yarattığı toplumsal trajedilerin ağırlığı çok daha fazladır. Toplum üzerine tahribat boyutu çok daha yüksektir. Bunlar da anlatılsın ki bu tür acılar kutsanmasın ki aynı zamanda yaşanmasın. Yani biliyoruz ki bunları anlatmak öyle yapanlarla yapılanlar öldü gitti. Hiçbir şey ifade etmeyecek. Onlar ne acı yeniden geri dönmeyeceklerine göre böyle bir amacımız yok. Yani benim böyle en azından benim böyle bir amacım yok. Sadece bir daha yaşanmasın. Bir daha insanlar bu acıları yaşamasın amacıyla şey yaptım. Anlattım yani.